eski evi kat karşılığı müteahhide vermeyi planlamıştık ama teklifi getiren müteahhidin mahallemizden eski bir arkadaş çıkacağını hiç tahmin etmemiştik. Fehmi amca, nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? İyiyim, sağ ol oğlum, sağ ol. Sen nasılsın? Allah'a çok şükür. Geçinip gidiyoruz işte. Ya Erdoğan abi ya. Bu Aydan Ay'a bağış alan memurlar gibi konuşma, gözünü seveyim ya. Ergun abi işleri çok büyüttü, müteahhit. Milyon dolarlık projelere imza atıyor ya. Bir bindiği arabaya bir daha binmiyor. Of, bir imza da buraya çakacak inşallah, ha abi? İnşallah. Demek müteahhit oldun ha, plakçı Ergun. Beni bilirsin Fehmi amca, burnum iyi koku alır. Zamanın ruhunu, yükselen trendleri, topikleri iyi takip ederim, iyi koklarım ben. Ayıptır söylemesi, burnum en sevdiğim organım. Hakikaten bak, gençken bu çocuk börek kokusunu da alırdı bak, doğru, doğru. Demek koklaya koklaya sonunda yıkmak için bizim daireyi buldun her gün. Vay be Ahmet'im be. Vay be Ahmet'im, nasıl özlemişim ama. Ama aynı Ahmet, hiç değişmemiş. O eski ince mizah yerinde. Mizah ince de, keşke sen de bir incelik yapıp önce bana gelseydin. İşte bizim Ahmet bu ya, Çatı, ha? Ya, abi ya. İşte bizim Ahmet. Aynı laf sokmalar, o eski küçük küçük minik minik. Geldim Ahmet'im, geldim işte ya. Geldim. Hay, hoş geldin Ergun abi, tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk Çağatay'cığım, tekrar hoş bulduk. Seçim nereye kayboldu? Apar topar bir yaramazlık yok değil mi? Yok abi yok. Bir müvekkili aradı. Kocasından dayak mı yiyormuş değil mi? Zaten nerede parasız pulsuz biri var, bizim Seçil'i buluyor. Yani Seçil'in avukatlığı hobi olarak yaptığını düşünüyorum yani. Avukat hobi olur mu? Şey yapıyor yani. Gülden'le Nazlı da kayboldu. Onları da müvekkilleri aradı. İnce gördün. İnce gördün Ergun abi. Yok abi, onlar yemek yapıyorlar. Bin yıl sonra evimize geldin, iki lokma bir şey yiyelim değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben özledim Rukiye teyzemin yemeklerini. Ay canım benim, hep de tatlı dilidir bu çocuk. Dur, ben bir bakayım kızlar o zaman. Ay, ay rahatsız olma, rahatsız olma. Gel anneciğim, gel. Geçmiş olsun Niyazi kardeş. Çağatay söyledi. Boşanmışsınız. Resmi kayıtlarımız boşanmış olabilir ama ruhumuz asla. Gülden. Hı. Sen müteahhitin Ergun olduğunu biliyor muydun? Yok Nazlı, ben de ilk kez duydum vallahi. Ya ama Çağatay'ın bana bunu söylemesi lazımdı değil mi? Canım, kaygılanacağım bir şey yok ki. Yani üzerinden uzun yıllar geçti, ne olacak? Çocuk bayağı zengin olmuş ha, değil mi? Yani ama belliydi. O zamandan belliydi işte. Bazıları Gülden'cim böyle geleceği göremiyorlar, gözleri kör oluyor bazılarının ama işte ne yapacaksın? Ama ben yine hiç... Çok özel bir albüm oldu. Sabaha kadar kayıtla uğraştım. Araları çok özel anonslarla bağladım. Beyyüzü'nün son şarkısını da benden sana bir armağan olsun diye kaydettim. Sağ ol Ergun abicim, alayım ben onu. O zaman o şarkıyı ileri sarayım ben. Borcum ne kadar? Borcum ne kadar mı? Bu nasıl bir soru ya Nazlı? Ha? İçten bir gülümsemen yeter bana Nazlı. Bak Ergun abi. Ta karakolun orada bir tane plakçı var. Oraya gitmiyorum, tamam mı? Buraya geliyorum ama bak, böyle davranmaya devam edersen bir daha şu dükkandan adımımı atmayacağım. O kurban olduğum adamın başka plakçıya basmasın. O ölesiye sevdiğim gözlerin başka plakçıya bakmasın Nazlım. Ben mi gidip abime söyleyeyim de o sana bir baksın? Söyle bir baksın, gelsin bana bir tane çaksın. İnşallah abin sinirlenir, beni vurur öldürür de ben de bu ızdıraptan kurtulurum Nazlım ya. Deli patlamış çimento kamyonu gibi dondurmuyor ne dükkana ya? Ben özür dilerim, çok özür dilerim. Görmedim sizi. Ya çekil kenara, çekil. Bir şeyiniz var mı? Nazlı, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tamam, dinlen biraz, dinlen. Kendine gel, kolay değil. Kamyon çarptı, ağır vasıta. Çok özür dilerim sizden. Ya ben ne kadar özensiz, sakin bir adamım. Dikkat edemedim. Lütfen affedin beni.
Ay önemli değil, kaza oldu zaten. Evet evet, gerçekten kaza oldu. Freni patlayan kamyon serçeye çarptı. Yeni oyunumun tiradını çalışıyordum da kafamdan dalmışım. Yoksa sizin gibi güzel bir hanımefendiyi mutlaka fark ederdim. İnanın o kadar kafam karışık ki. Az önce bir kamyon böyle bana çarpıyordu, sıyırıp geçti. Ölümden döndüm vallahi. Tüh, sıyırdı demek. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Tanıştırayım, Ergun Plak. Ve onun 1950 yıllarından kalma kötü mizahı. Çok merak ettim. Neydi o tekrarladığınız tirat? İnan sevgilim! Daha bağlıyım sana. Daha kurnaz ve çekingen duranlardan. Hep seni sevdiğimi duyacaksın bu dudaklardan. Nereye gidersem bileceksin hep döneceğim. Bir gün seni görmezsem eğer bileceksin. Karanlık gecelerin açığa vurduğu çaresizliğimi. özür dilerim. Kendimi çok kaptırdım. Shakespeare yazmış bunu. Kafa gidiyor, geliyor. 400 yıl önce. Ay ne güzel yazmış. Ya bunu söyleyeceğini bileydi yazar mıydı rahmetli ya? Mezarına ters döndü adam, rahmet istedi vallahi ya. Şey, beğendiniz mi gerçekten? Çok beğendim. Ya bugün o kadar mutluyum ki inanın. Yani önemli olan on binlerce insanın karşısına çıkmak değil. Bazen sadece bir kişinin yüreğine ulaşabilmektir tiyatro. Beni çok mutlu ettiniz bugün. Ben gideyim artık. Aa, gidiyor musunuz? İsminizi söylemediniz. İsminiz nedir? Nazlı. Nazlı. Çok güzel bir isim. Ben de Niyazi. Kabalığımı affettirmek için size oyunumda en ön sıradan yer ayırmak istiyorum. Gelip beni seyreder misiniz? Tabii tabii. Salon sürekli boş olduğu için önden çok rahat rahat izlersin tek başına. Hayır abiciğim. Oh! Hay Allah. Ergun ne oldu ya? Ergun. Lan iki kalas bir hevesin küçük kalası. Ay Ergun! Ergun! Ergun!